Merhaba arkadaşlar, yeni bir derse hoş geldiniz. Bu derste Easy Ease ve Motion Blur yani hareket bulanıklığını inceleyeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi sizlere bir örnek vermek isterim. Bir arabayı çok hızlı giderken şöyle biraz bulanık bir şekilde görürsünüz. Veya diyelim el sallarken elinizi çok hızlı sallarsanız arada bir bulanıklık yani bir görünmezlik görürsünüz. Ya da bir örnek daha, arabanın tekerleği çok hızlı giderse onu arada bir net bir şekilde ve geriye dönüyor olarak görürsünüz. Bunlara hareket bulanıklığı denir arkadaşlar. Eğer bu efektlerimizi biz animasyonumuzda kullanmazsak çok gerçekçi etkiler yakalayamayız. Şimdi onun bir örneğini sizlerle burada yapalım. Şurada bir küpümüz, bir yuvarlağımız var arkadaşlar. Diyelim ki önceki dersten öğrendiğimiz position'la şu yuvarlak ikinci saniyede şuraya gelsin. Dördüncü saniyede şuraya gelsin. Orta noktası yukarıda olduğu için böyle oluyor. Bunu düzeltebilirsiniz. Bizim bugünkü dersimizin konusu bu olmadığı için ona gerek yok. Şuraya gelsin altıncı saniyede. Ve daha sonra şu şuraya gelsin. Bakın. Şimdi bunu bir izleyelim arkadaşlar. Bakın takıla takıla gidiyor gördüğünüz gibi. Böyle tık 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 tık. Sanki Pac-Man'in yemeyip ilerlemesi gibi bir ilerleme kat ediyor arkadaşlar. Bunun olmaması için öncelikle bunu durduralım videomuzu. Şurayı hepsini seçerek şuraya sağ tıklayarak şurada keyframe assistant'tan easy ease seçeneğini seçerek şu etkiyi biraz yumuşatabilirsiniz. Yani biraz daha yumuşak geçişler sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra şurada Motion Blur denen bir seçenek var. Yani şu diyelim bu sizde yoksa şu alt taraflardan şunları ayarlayabilirsiniz. Bakın hepsi kapalı. Şuna basarak onu açabilirsiniz. Modu açabilirsiniz. Şuna basarak da şurayı açabilirsiniz. Hatta şuraya da basarak başlangıç, bitiş falan noktalarını da kontrol edebilirsiniz. Şuraya tıklıyoruz. Şimdi buna bir bakalım. Bakın arkadaşlar o bahsettiğim etkiyi şu anda görüyorsunuz. Giderken hafif bir bulanıklık oluşuyor gözümüzde. Buna da motion blur deniyor. Bu dersimizde bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.